arkadaşlar. Ben Sinsi. Bu videoda kaldığımız yerden Hammer Editor'le Counter Strike Source'a map yapmayı öğrenmeye devam edeceğiz. En son önceki videoyu izlediyseniz odamızı yapmıştık, ışık koymuştuk, spawnlarımızı yapmıştık, silah alacak yer ve C4 tent yapmıştık ortaya. Birazcık şimdi gerçekçi yapmaktan başlayalım isterseniz. Gördüğünüz gibi odada bir ışık var ama ışığın nereden geldiği belli değil. Dolayısıyla bunu yaparak başlayalım. Bunun için bir lamba koyacağız yukarıya. Gerçek yani görüntüsünü koyacağız en azından. Işığımız yine bu light spot'tan gelecek ama bunun için de prop statik denilen bir şey kullanacağız. Yine ampul işaretimize tıklıyoruz. Yine isterseniz şuradan seçebilirdiniz ama böyle de yapılıyor. Çift tıklıyoruz ve buraya prop statik yazıyoruz ve uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızı bir kutu oldu. Ondan sonra bu world modele geliyoruz. Bu arada prop statik demek yani hareket etmeyen işte aletler, araç gereçler demek. Biz de zaten bir lamba yapacağız, sadece hareket olmayacak. Browse diyoruz ve buraya normalde light yazarsanız bir sürü şey çıkar zaten ama bir sürü çeşit ki normalde buranın arka planı yeşildi son update'ten sonra bu gitmiş siyah olmuş, hiçbir şey belli olmuyor o yüzden ama neyse, ben Dome Light diye geçen bir şey kullanmak istiyorum. Size ışık verin. Evet bu. Dome Light 02 alt-10 çalışır özellikle olacak yani. Bir de bu Model Browsers'da dikkat edeceğiniz şey info sekmesinin altında kullandığınız prop'u işte ne cins olarak kullanabileceğinizi gösteriyor. Statik mi, dinamik mi, physics mi? Bazen burada tik olsa bile statikte falan çalışmayabiliyor. Dolayısıyla dikkat etmeniz gerekiyor hangisini kullandığınızı. Eğer burada gözüküp de oyuna girdiğinizde gözükmüyorsa büyük ihtimalle bunlardan birini yanlış seçmişsinizdir. Yani şeyi prop statiği yanlış seçmişsinizdir ya da şuradan cinsin işte. Bunun birkaç çeşidi var. Prop physics, prop dynamic falan. Diğerlerinden birini seçmeniz gerekiyor olabilir. Neyse burada seçtikten sonra world modelimizi uygula diyoruz ve gördüğünüz gibi lamba oldu. Bunu şimdi yukarı taşıyacağız. Yerine ışığın geldiği yere ki gerçekçi olsun. Şimdi gördüğünüz gibi light spot bu yaptığımız prop'un içinden başlıyor. Burayı da şöyle ortalayacağız önce. Dolayısıyla bu ışık vermeyecek büyük ihtimalle. Şöyle göstereyim size önce. Orada zaten map'imiz de normalde çok karanlık oldu. Onu da arttıracağız ışığını. Bir daha create diyorum. Gördüğünüz gibi ışığı engellediği için yaptığımız lamba hiçbir şey gözükmüyor. Öncelikle bunu düzelteceğiz. Yaptığımız lambaya çift tıklıyoruz ve burada disable shadows diyen yeri yes yapıyoruz. Böylece bu cismin gölgesini engelliyor, gölge yapmasını. Böylece dolayısıyla bunu da ışığın engellemesini önlemiş oluyoruz. Ayrıca şunu da biraz düzeltelim. Çok karanlık haritamız. Önce rengini açalım. Şiddetini de biraz arttıralım. Hatta bayağı iç açısını da arttıralım. Uygula diyoruz. Çalıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi daha aydınlık oldu. Engellemiyor. Ama son bir şey daha ekleyebiliriz buna. O da parlama efekti. Bunun için yine Entity tool'umuza tıklıyoruz. Environment Sprite seçiyoruz bu sefer. Buna çift tıklıyoruz. Render FX'ten Constant Glow seçiyoruz. Yani sürekli parla. Render moddan yine Glow seçiyoruz. Parla. Parlama miktarını 150'ye düşürelim. Rengini gri yapalım. Ve son olarak da parlama efekti içinde buradan bir texture seçeceğiz. Glow diyoruz. Parlama. Sadece glow olan bir tane vardı ismi. O güzel gözüküyor. Işığımız da biraz büyük olduğu için boyutunu da büyütüyorum ve gördüğünüz gibi parlama efekti yaptık. Şöyle seçin. Gördüğünüz gibi parıl parıl parlıyor. Onu alıp yine ışığımızın üstüne getiriyoruz.
Ve haritamızı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bir gözde alma efektimiz geldi. Bakınca daha da artıyor, uzaklaşınca biraz azalıyor. Tabii ki koca odaya ufak bir ışık kaynağı, tek bir ışık kaynağı daha doğrusu koyduğumuz için biraz garip duruyor şu anda. Yani normalde böyle kapalı bir alan odalara bölünmüş falan olur. Dolayısıyla her odanın da kendi ışığı olur. Yani böyle bir alan olacaktıysa da ne bileyim şuralara birkaç tane daha lamba veya ışık konulabilirdi ya da duvarlara lambalar koyabilirdik mesela duvar lambaları. Bu dediğim gibi tamamen kendinizin işte oyuncuları olduğu yeri doğru hissetmesini sağlamanıza bağlı. Hani siz daha oynarsınız bunlarla duvarları değiştirirsiniz falan. Tabii şimdi pencereler falan eklenecek. Ondan önce bir de şu plante bakalım. Şimdi biz plantimizi yaptık ama burada plant ibaresi yok hiç. Yani adam buraya C4 kuracağını bilemez. Bunun için de size dekal denilen bir şey daha göstereceğim. Bunun altına bir işaret yapacağım. O yüzden önce bunu yoldan çekmek istiyorum. Bunun için de seçiliyken H tuşuna basıyorum. Şu yeşil tuşa bastığınızda geri geliyor bu ama hani o anda önünüzden çekilmiş oluyor. Aynı şekilde şuna basarak da yok edebilirsiniz. Onun bir sağındaki tuş ise bunun dışındaki her şeyin yok olmasına sebep oluyor. Şöyle göstereyim. Biz şimdi şunu önümüzden çekiyoruz. Şu hedef tahtasına benzeyen dekal aracına basıyoruz ve buradan browse diyoruz. Bu sefer decals yazacağız. Bunların hepsi spreyler işte duvarda delikler, melikler falan oluşturmak için. Bozulmadan önce şunların hepsi gözüküyordu. Şimdi gözükmüyor. Dolayısıyla ezberden yapacağım ama sanırım şu olması lazım. Bu muydu, bu muydu bilmiyorum ama herhalde şuydu. Decals target yazan. Ve istediğim yere basıyorum. Gördüğünüz gibi sprey çıktı. Hedef spreyi. Bir anda bilgisayar yavaşladı neyse ama hayırlısı. Aslında tam da tutturmuşum yalnız. Şöyle biraz sağa gelecek. Ortada olsun. Lock'tan ortaya çekemiyorum yalnız. Neyse şöyle dursun. Bunu geri ortaya çıkartın yoksa sakladığınız şeyler haritayı yaptığınızda saklıysa oyunda hiç gözükmez. Yokmuş gibi farz edilir ve çalıştır diyoruz. Ve çalıştırdı ve create start diyorum. Ve gördüğünüz gibi plantin bir işaret çıktı işte ise C4'ün nereye kurulacağına dair sanırım. Son bir şey daha göstereyim bu videoda. O da gökyüzü yapmak. Yine video programı durduğu için bir daha anlatacağım ama şimdi şu duvarı biz biliyorsunuz bir kalıp çizip sonra içini boşaltarak yapmıştık. Dolayısıyla bütün duvarlar tek tek birbirine bağlı. Ama aslında hepsi farklı parçalar. Gördüğünüz gibi aralarında çizgi var. Bunları birbirinden ayırmak için CTRL U'ya basıyoruz. Yani an grup oluyor. Onu ayrıca buradan bir yerden daha yapabiliyoruz. An grup ya da grup. Yani bir şeyleri tek hale birleştirmek ya da ayırmak için kullanılıyor. An grup diyoruz ve gördüğünüz gibi artık duvarlar tek tek seçilebiliyor. Şimdi bir yerden bir kapı yapalım. Kapı değil de çıkış yapalım. Kapı yapmayı bir sonraki videoda gösteririm size daha detaylı olarak. Kesme aracını kullanacağım şimdi size onu da gösterebilmek için. Bu kesme aracını kullanınca yalnız bazı yerler kendiliğinden bir yüzde kaplı olan desene boyunabiliyor. O yüzden öncelikle şuradan yine no draw ve şu her tarafı tahta olan şeye basarsanız da seçtiğiniz duvarın bütün yüzünü onunla kaplıyor. Onu da kullandıktan sonra kesme aracına tıklıyorum. Clipping tool. Ve şöyle bir çizgi yapıyorum buradan. Hem 3 boyutta da çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada da çıkıyor. Seçili olan duvar üstünde bir kesme alanı oluşturuyorsunuz. Beyaz olan taraf kalıyor. Kırmızı olan tarafsa siliniyor.
Bir daha basarsanız diğer taraf seçiliyor. Bir daha basarsanız iki taraf da beyaz oldu. Ben de iki tarafın da kalmasını istiyorum zaten. Enter'a bastığımıydı. Duvarı iki parçaya böldü şu anda. Bunu bir de sağdan bir daha böleceğiz. Şöyle. Enter. Bu sefer bir de ortayı seçeceğiz. Veya da gerçi bu sefer artık kesmemize gerek yok. Bunu direkt şöyle yukarı kaldırabiliriz altından tutup. Çıkacak yerimizi oluşturduk. Duvarımızı geri boyayabiliriz. Buna bastıktan sonra bir yüzeye tıklarsanız onun özelliklerini buraya kopyalıyor. Bundan bahsetmiştim herhalde daha önce mavi, yeşil ve kahverengi olan araçtan. Bu yüzeyin özelliklerini kopyaladıktan sonra sağ tıklarsanız onu diğer yüzeylere de uygulamış oluyorsunuz. Şuralara uygulayalım. Burası da artık dışarısı da gözükecek. Şuraları da yapıyoruz o yüzden. Şu altı ise biraz büyüteceğiz. Balkon yapacağımız yere doğru. Kestiğimiz duvar ne tarafta? Yukarıda. Biraz büyütsek yeter. Evet. Bunun yanına duvarlar yapacağız tabii. Onun için de şunları kopyalayacağım ben tembellik yapıp. Shift'le yapıyorum yine. Sadece uzatabilirdiniz de size bir şey daha göstereceğim. Bir de duvarları köşe köşeye değdirseniz yetiyor. Yani şöyle tam içine geçirmenize gerek yok. Şöyle de olsa oyuncular göremiyor buradan köşelerinde, yani texture'ların arka tarafını. Bunun boyunu 128'e indiriyorum. De kopyalayıp öbür tarafa taşıyoruz. Bir şey daha göstereyim size. Şimdi boyalı olan yüz dışarıda kaldı. O da buradan bakınca yatay düzlemde çevireceğiz bunu. Bunun için sağ tıklıyorum. Flip object diyorum ve horizontal yatay diyorum. Ve duvar içe döndü gördüğünüz gibi. Eğer altını üstüne getirmek isteseydiniz de vertical seçecektiniz. Şimdi bir de son olarak iki ucu birleştiren bir duvar yapacağız. Bunun için dediğim gibi şöyle köşeden alabiliriz. Köşeden köşeye. Zıplayınca göremeyecek diye tahmin ediyorum ama ona da bakarız. Şu duvar deseni daha düzgün bir şey yapalım aslında, buna uygun. Bu niye böyle yavaşladı anlamış değilim ama şöyle bir şey olabilir mesela. Seçerse tabii. Gördüğünüz gibi en azından tepesi var. Bunları uyguladık mıydı? Tamamdır. Şimdi bir de dediğim gibi gökyüzü yapacağız. Onu da nasıl yapacağız? Yine basit yolla göstereyim. Yine grid tool'umuzu seçiyoruz. Önce no drop seçiyoruz. Bütün haritamızı içine kapsayacak bir şey yapıyoruz. Yükseklik olarak da ve Enter'a basıyoruz. Sonra yine sağ tıklayıp Make Hollow diyoruz. Eksi 32 olsun. Bu sefer texture olarak Skybox yazıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Tools Skybox çıkmış. Tamam. Şu Skybox yazanı seçiyoruz, üstünde çizgiler olan. Öbür menüye açsanız bayağı bir şey çıkacaktı. En altta çıkıyor bunlar. O listede de. Tools Skybox Texture'ı 2D olan değil, normal Skybox. Sonra bunu yine yüzeylerimize uyguluyoruz. Şu ikinci yaptığımız dış yüzeylerin iç tarafına uyguladım. Böyle kaplandı. Burada dikkat edeceğiniz şey ise, normalde hani bu Make Hollow diyerek kolay yöntemle yapmadıysanız, eğer şu duvarların arasında boşluk bıraksaydınız dolayısıyla leak dediğimiz şey gerçekleşecekti ve şu bütün boş alan sizin haritanıza dahil sayılacaktı ve bunun işlenmesi bayağı bir uzun sürüyor. Normalde zaten çok kompleks bir map yaparsanız bilgisayar yanıt vermeyi falan da kesiyor arada ama böyle bir leak olursa 20-25 dakika sürüyor. Create diyoruz. Bir
Şu anda bir güneş belirlemediğimiz için sadece gökyüzü var. Dışarısı aydınlık değil. Onu da göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi default Skybox'ı atadı gökyüzünü. Biz seçebiliyoruz normalde nasıl gökyüzü istediğimizi. Bunun için de şimdi şuradan göstereyim size. Öncelikle bir güneş yapalım. Bunun için yine Entity tool'umuza tıklıyoruz. Yine light diyoruz ama bu sefer light altıra environment seçiyoruz. Environment çevre demek. Çift tıklıyoruz. Bunda yine birkaç ışık özelliği var. Bunlar için size önereceğim şey Skylist Valve yazarsanız zaten çıkıyor. Sadece şu kadarını yazıp aratmanız yeterli aslında. Gireceğim sayfa bu Skylist Valve Developer Community. Burada gördüğünüz gibi bir sürü gökyüzü cinsi var. Şöyle iç içici olan bir tane seçelim. Milita HDR. Bu üstten ismini kopyalıyorsunuz. CTRL-C. Sonra Hammer'da buraya değil de Map diyorsunuz. Map Properties diyorsunuz. Buradaki şu Skybox Texture Name'e bunu yapıştırıyorsunuz. Ve uygula diyorsunuz. Böylece gökyüzümüzü seçmiş olduk. Bu sayfayı göstermemin nedeni ışığı ayarlarken gördüğünüz gibi bunun altında değerleri de birlikte veriyor şu güneşi nasıl ayarlayacağınıza dair. Bu değerleri de direkt kopyalıyorsunuz. İşte sun angle dediğini pitch yavru olarak kopyalıyorsunuz. Ondan sonra pitch dediğini, ideal sun pitch dediğini pitch'e kopyalıyorsunuz. Idle brightness dediğini buraya kopyalıyorsunuz. Bu ışığa da benziyor gördüğünüz gibi ilk üçü rengini ayarlıyor, sonuncusu şiddetini ayarlıyor. Ambient denen kısımda ışığın direkt düşmediği yerlerdeki hani ne karanlık ne aydınlık dediğimiz yerlerdeki ışığı ayarlıyor. Bu aslında binanın içinde aydınlanmasına sebep olacak biraz daha. İstesek ışığımızı kısabilirdik. Neyse şimdi bir daha çalıştır diyorum. Önceki gökyüzümüz bulutlu filandı. Hatırlıyorsanız. Şimdiki bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi hem içerisindeki karanlık yerler biraz daha aydınlandı hem de dışarıda bu sefer güneş var. Ve gördüğünüz gibi aydınlık bu sefer. Ve 128 birim yaptık duvarlarımızı. Gördüğünüz gibi zıplayınca uçları gözükmüyor. Gerçi bunlar biraz daha yüksek olmuş. Bir şey daha ekleyebiliriz. Şimdi güneş mesela nereden geliyor? Şu gölgeye bakarsak şuradan bir yerden geliyor ama güneşi göremiyoruz. Bunu da en son ekleyelim. Bunun için de yine Entity tool'umuza tıklıyoruz. Bu sefer Sun yazıyoruz. Environment Sun'ı seçip yine tıklıyorsunuz. Bunları nereye koyduğunuzun çok bir önemi yok içinden ayar yaptığınız için. Buna da yine aynı değerleri kopyalayacağız. Hani ister ondan kopyalayın, ister buradan kopyalayın. Oradan bir yana bir yana geçmemek için ben buradan kopyalayacağım. Pitch yavruluk kopyalıyoruz. Use angles'ı yes yapıyoruz. Açı kullanacağız çünkü açısını şununla aynı yapacağız. Yerini belirliyoruz ve açısını belirliyoruz. O da yetiyor güneşimiz için. Bir de son olarak renk belirleyeceğiz. Şu ilk 3 değeri kopyalarsak gelen ışıkla aynı renkte olacak. Ve uygula diyoruz. Son bir kez daha çalıştırıyorum. Bilgisayar da kendine geldi geri. Video kaydetmeyi durdurmamıştır inşallah. Durdurmamış. Güzel. Başlat diyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık bir güneşimiz var. Yine aynı şekilde içerideki şey gibi bakınca gözümüzü alıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İleriki videolarda yine daha farklı detaylarla görüşmek üzere.